Boş Destek kanalından herkese merhaba tekrardan. Sevgili Accord severler, Honda severler, bugün sizler için yeni bir video daha hazırlayacağım. Her şeye başlamadan önce kanalıma abone olup videolarımı takip edebilirsiniz. Soru, istek, eleştiri ve önerileriniz için sosyal medya hesaplarımdan, YouTube yorumlarından ya da mail adresimizden veya da web sitemiz üzerinden bize ulaşabilirsiniz. Şimdi bugün burada ne yapacağız? Bu aracımızın TPS sensöründe bir problem var. OBD cihazıyla tarama yaptığımızda düşük voltaj hatası alıyoruz. Bunu düzelteceğiz. Nasıl düzelteceğiz? Yeni bir TPS sipariş ettik AliExpress'ten. AliExpress'ten aldığımız bu TPS'yi takacağız ve ayarını yapacağız. Fakat bu sefer multimetre ile yapmayacağız. OBD cihazıyla yapacağız ve açıya göre ayarlayacağız. Bize yüzdelik açılar veriyor. Bunu size göstereceğim. Onunla ayarlayacağız ve TPS sensörünü değiştireceğiz. Hep birlikte şimdi TPS sensörünü sökelim. Bakın, TPS sensörümüz bu kasa akortlarda burada. Bu K20 akort. Şu TPS sensörü, şu kenarında iki tane vidası var, onları sökeceğim şimdi. Onları söktükten sonra TPS'yi alacağız. Burada şu hortum geliyor, biraz ters tabi. TPS sensörü aslında bir potansiyometre. Şu kenarlarında bakın kanal var, vidalar orada şöyle oynamaya imkan veriyor. Bu sayede ayar yapacağız. Bu akortlar için ayarı 0.31-0.32 voltta tutmamız gerekiyor. Yoksa vitesiniz P konumundan çıkmaz. Orada kalır. Şimdi bunu sökmeye başlayalım. Vidaları şöyle gevşeteceğim. Yeri çok zor. Çok zor bir yerde. Bakın, burada vidaları söküyoruz. Bakın, eski TPS burada. Fişini sökelim. Soketini. Bu eski TPS, bu da yeni TPS. Şimdi yenisini direkt bağlayacağız. Zaten ayarı biraz sonra yapacağız. Taktıktan sonra. Normalde bunun burasında bir keçe var ama bu araçta daha önce muhtemel sökülmüş ki kaybolmuş veya düşürmüşler. Daha sonra biz bir keçe ayarlayacağız. Fakat buradaki keçeyi siz takmayı unutmayın. TPS'yi yerine takacağım. Tekrar vidalarını bağlayacağım. Tamamen sıkmıyoruz. Ama hafif de şöyle sıkacağız ki hani ayar yaptığımızda böyle çok oynamaması lazım. Böyle hafif hafif oynatabileceğimiz bir şekilde durması lazım. Buraya direkt tornavidayla yetişmeniz zor olabilir. O yüzden şöyle mafsallı bir şey kullanıyorum ben. Bits uç. Daha kolay oluyor. Yoksa acayip sıkıntılı bir yer. Şöyle hafif sıkı ama oynayabilecek şekilde ayarlamaya çalışıyorum. TPS'yi ayarlayacağız. Fakat önce şunu belirteyim. Bu kasa akortlarda TPS ile ilgili şöyle bir tehlikeli durum var. Yeri görüyorsunuz, çok ters bir yerde, hem de ön tarafta. Olası kazalarda bunun soket tarafından bir kırılma meydana gelip de kablolar birbirine değerse beyin yanıyor. Yani bununla defalarca karşılaştım ben. O yüzden yani önden kaza yapmamaya dikkat edin diyeceğim. Artık hani diyeceğim başka bir şey yok ama yeri çok sıkıntılı.
Bu yüzden beyin yakan çok arkadaş var. Şimdi bunu hafif sıklık ayarını yapmaya geleceğiz. Şimdi soketini de takacağım. Soketini de takıyorum. OBD cihazımızı alacağım. Evet, şimdi OBD cihazımızda önce Honda'yı bulacağız. Bağlanacağız. Bluetooth'lu cihaz. Bağlanmasını bekliyoruz. Şurada belki gölge olur. Oray. Şöyle. Şimdi sistem taramaları, sistemi seçin diyor. Biz sistemi seçeceğiz. PGM'i seçeceğiz. Yani ana beyni. Önce orada bir hata var. Size onu göstermek istiyorum. Hataları oku diyeceğiz. Güncel hata kodları. Biz akünün kablosunu söktüğümüz için hata kodunu silmiş araç. Şurada var mı? Hata kodu göstermiyor. Aracın aküsünü herhangi bir tehlike olmasın diye sökmüştük. TPS sensörünü, kablosunu sökerken soketini. Biz direkt şimdi şeye geçelim o zaman. Önce bir PGM'i sıfırlıyorum. Resetliyorum. Daha sonrasında şu veri akışı okuya geliyorum. Buradan manuel seçmeyi ayarlıyorum. Ve şurada TP sensörü var. Bakın. TP sensörünü seçiyorum. Tamam diyorum. Veri okuyor. Bakın şu anda %12.55 gösteriyor. Ama bu yanlış. Şöyle. Bunun %4 ile %4'ün altında olması gerekiyor. Onu nereden biliyoruz? Şuradan biliyorum. Bakın şuradan yardıma tıkladığımızda, bunu seçip yardım dediğimizde, burada bize söylüyor. Tam kapalı pozisyonda %4 ile %14 arasında olması gerekiyor diyor. Biz de şimdi %4 ile %14 arasına ayarlayacağız. Bunu neye göre ayarlayacağız? Şöyle, eğer bu çok yüksek kalırsa araç P konumundan çıkmaz. Vitesi hareket ettiremezsiniz. O yüzden biz bu 3.92 ayarında, bakın bunu çevirdikçe ayar değişiyor. 3.53, 4.71 ve şimdi 4.31'de tutuyorum ve gaza basacağız. Gaza basacağız. Tam kapalı konumda ne yazacak ona bakacağız. Basalım gaza. Arabayı çalıştırmıyoruz. Sadece kontak açık. Tam gaz yaptığımızda %84 diyor. Bunu biraz hafif yükselteceğim. Eğer %84 falan derse düşük voltaj hatası verir. %96'da bırakacağım. Bırakalım. Bıraktığımızda %18 oldu. Bu da yüksek yapıyor. Dolayısıyla düşürmem gerekiyor tekrar. Şimdi %11.76, %12.55. Şu %12.55'i bir deneyelim. %12'yi deneyelim. Basalım gaza tam. Tam gazda %90 veriyor. P'den çıkıyor mu araç? Ona bakalım. Çıkmıyor. Şimdi peki?
Bakın %4'ün üstüne çıktığımda vites P konumundan çıkmıyor. Deneyelim bir daha. Şimdi. Bir dakika, şimdi. Tamam, %8'lere geldiğimizde çıkmıyor. 4, 5 yapalım. %5 çıkıyor mu? Tamam, %5'te bunu artık sabitleyip bağlayacağım ben. Gel abi. Evet, TPS sensörünü sıkacağım şimdi ben. Fakat bir yandan da gözüm şeyde olacak. Bir yandan da gözüm cihazda olacak ki bakın kendiliğinden yükselmesine izin vermememiz lazım. ...5.49 şöyle sıktığımızda galiba tamam olacak. Evet. Şimdi şunu biraz daha sıkalım. Oynamıyor. TPS sensörünün vidalarını sıktım tekrar. Böyle bir oynama yok. Keçesi olmadığı için hafif böyle sanki şeymiş gibi. Ama o keçe taktığımızda daha da düzgün oturacaktır. %5.10'a ayarladık. Şey yaptığımızda ise tam gaz yaptığımızda ise yavaş yavaş artıyor. Evet. Şimdi her şey tamam. Aracı çalıştıracağız ve teste çıkacağız. Bakalım herhangi bir hata kodu verecek mi araç? Şimdi aracımızı çalıştırdık. TPS sensörünü bağladık ve yola çıktık. Araç dip gaz yaptığımızda TPS sensörü düşük ya da yüksek hataları veriyor. Eski TPS ile tabi eski TPS'de yapıyordu bunu. Şimdi yeni TPS'de onu yapıyor mu bakıyoruz. Hataya düştüğü zaman şanzımanı da bozuyor. Şu anda aksi bir durum gözükmüyor araçta. Her şeye iyi tepki veriyor araç. Özellikle vites düşürüp kickdown'lara filan düştüğünde verdiği hataları şu anda vermiyor. Demek ki işe yarıyor. Fakat yine de birkaç gün test edecek bunu arkadaşımız, aracın sahibi. Ne hatası veriyor? TPS yüksek voltaj ya da TPS düşük voltaj hataları alıyorsunuz. Bu hataları aldığınızda bu sorun TPS sensörüyle alakalı hatalar. Ve bu aracın dip gaz yaptığınızda, kickdown yaptığınızda vites düşürmesini ve vites geçişlerini etkileyen bir hata. O yüzden dip gaz yaptım. 3'ü 2'yi alıyor. Evet. Gayet leziz. Şu anda gözüken iyi. Bakalım ilerleyen günlerde herhangi bir hata verecek mi? Eğer verecek olursa sizlerle bunu paylaşırız. AliExpress'ten aldık TPS sensörünü. Siz de oradan alabilirsiniz. Yaklaşık $49 civarında bu. Ucuzları var, onlara aldanmayın. Ucuzları iş yapmıyor. Çünkü biz bu araç için daha önce birçok TPS sensörü denedik. Hatta bu taktığımız 4. olması lazım. Yani 4. TPS sensörü. Ve araçta pek bir problem gözükmüyor.
Evet, Honda Accord, K20 Accord'un TPS sensörünü değiştirdik hep birlikte. Ayarını yaptık. Bu sefer multimetre ile değil, OBD cihazıyla yaptık. Nasıl ayarladık? Yüzdelik dilimlerle. Bize OBD cihazının verdiği değer yüzdelik, yani %0'dan %100'e kadar olan aralıkta ayarlamamız gereken yere getirdik. Multimetre olsaydı ne yapacaktık? 0.30 volta ayarlayacaktık. Eğer 0.30 voltun üstüne çıkarsanız araç P konumundan çıkmaz. Vitesin çıkmasına izin vermez. Kilitler orada. Şimdi TPS sensörünü niye değiştirdik? Araçta belli hatalar vardı. TPS voltajı düşük ya da TPS voltajı yüksek hatası. Bunları dip gaz yaptığımızda yapıyordu. Araç mesela 4. 5. viteste dip gaz yapıp kickdown'a düştüğünde bu hataları veriyordu. Ayrıca bu hataları verdiğinde şanzımanda PRND geçişlerinde de vuruntu yapıyordu ve vitesin 1, 2, 3, 4, 5 geçmesinde de bazı vuruntular oluyordu. Bunların hepsi TPS sensörüyle alakalıydı ve biz bunu burada çözdük. Tosh Destek kanalını takip edip kanalıma abone olabilirsiniz. Bütün videolarımdan haberdar olmak için oynatma listelerime göz atabilirsiniz. Ayrıca bana ulaşmak istediğinizde mail adresimden, sosyal medya hesaplarımdan ya da web sitem üzerinden bana ulaşabilirsiniz. Her türlü soruları elimden geldiği kadar bilgim çerçevesinde yanıtlamaya çalışıyorum. Sizlere yardım olsun diye elimden geleni yapmaya çabalıyorum. Bir işi daha böylece bitirdik. Hoşça kalın, sevgiyle kalın, keyifle sürün.